know when you put your hand out of the window of a moving car? I can push the air together, guide it. It's cool. We're all freaks here. We're getting picked off one by one. The X-Men, we don't even know if they exist anymore. Go, go! And when do we fight? Now. The Gifted, Monday, October 2nd on Fox. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, bugün sizinle birlikte Marvel'ın sonlarda çıkardığı Inhumans dizisinden sonrasında tekrardan, yani en azından Inhumans gibi diyemesek de bize ilaç gibi gelen Gifted serisinin ilk bölümünü izledik arkadaşlar. The Gifted isimli diziyi izledik Marvel'ın ve bir yandan da Fox'un çıkardığı yeni dizi ilk bölümünü izledik ve yaklaşık 40-45 dakika arasıydı. Aynen, yanlış söylemiyorsam. Ve gerçekten hani başında dediğim gibi Inhumans'tan sonra bana inanılmaz ilaç gibi geldi. Çünkü bölümün içerisinde işte kare kare olsun, işte oyunculukları olsun, osu busu olsun, ki zaten inceleme içerisinde bayağı bir değineceğim. İnanılmaz beğendim diziyi. Zaten bu da haftalık, yani bayağı üzerime bir sorumluluk alsam bile haftalık izleyeceğim ve bir yandan da inceleyeceğim, izleyip inceleyeceğim daha doğrusu, diziler arasında bulunuyor arkadaşlar. Yani Marvel'ın Inhumans'tan sonra kendisine bu şekilde çok hızlı bir şekilde, hatta 3 gün galiba, aynen, Inhumans bitti, 3 gün sonra Gifted başladı ve 3 günde kendisine bu kadar çabuk bir şekilde telafi edebilmesine insan şaşıp kalıyor. Ama dediğim gibi Marvel'dan çok da şey yapmak gerekmiyor, yani hayret etmemek lazım. Çünkü gerçekten diziler konusunda bu son dönemlerde işte Iron Fist'le, ne bileyim işte bunun üzerine dediğim gibi daha demin Inhumans'a hayal kırıklığına uğratmışken, hani bir Daredevil modunda bir tane daha, hatta Daredevil diyemesem de Legion modunda daha iyi bir dizi çıkarması gerçekten bizi şaşırttı, en azından beni şaşırttı. Şimdi birazcık böyle sizlere dürüst olmak istiyorum. Bir yandan da şunu söylemem lazım, bu dürüstlüğün içerisinde montajsız bir video genellikle yapmaya çalışacağım. Ya da daha doğrusu kesme değil de hani bahsedeceğim konuları çok gerekmedikçe isim koymamaya çalışacağım. Zaten bahsedeceklerim hepsi de telefonun içerisinde yazıyor. İlk olarak arkadaşlar CJ ile başlamak istiyorum. Ha bu arada yanlış anlaşılma olmasın, hiçbir şekilde üşengeçlik yok. Zaten kanalda 200'e yatkın, aynen 200'e yakın video var. Sadece bugün çarşamba akşamı ve yarın okul var. Bilgisayarda işte geçenlerde 10 yaşına girdiği için haliyle bazı sorunlar çıkabiliyor. Neyse, lafı uzatmak istemiyorum. İlk olarak CJ ile hepimizin merak ettiği, en azından görüşlerimi merak edenler için söyleyeyim arkadaşlar. İlk olarak CJ ile girmek istiyorum. Çünkü Inhumans'ta Lockjaw'ın ne kadar böyle hani hafife alsak bile, işte fena değil falan desek bile, özellikle burada nasıl söyler, Marcos'la beraber başlayıp o ışık gücü olsun, daha sonra bu Strucker kardeşlerde bizim Magneto çakması kardeşimizin işte o ellerinin çekiş gücü falan olsun, bunun gibi birçok sahnede CGI'den kaçınılmamış ve bir yandan da bütçe eksikliği yaşanılmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ki zaten ilk sahne hemen böyle ne oluyor, neler oluyor, nasıl gidecek falan derken ilk sahne direkt işte o ablamızın ismini unuttum vallahi, şu anda onu da bulmaya çalışıyorum ama neyse, aman ilk sahneden, yani Lorna, ilk sahneden mesela Lorna'nın kaçırılması, bir yandan da o işte portal açan ablamızı yakalama sahneleri, yani daha doğrusu kurtarma harekat sahneleri inanılmaz güzeldi. Zaten her bir karaktere ayrı bir CGI tasarım yapmak bana kalırsa inanılmaz zor, fakat gerçekten dizi bunu senkron etmiş ve hani ne bileyim işte gereksiz sahnelerde bile, yani gerek olmayan sahnelerde bile, gereksiz sevmeyelim değil mi, gerek olmayan sahnelerde bile yani çok iyi bir şekilde CGI'ye değinilmiş ve iyi bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Özellikle Marcos abimizin ışık gücü, ışık CGI'yi bence hala iyi yerinde. Kendisi de zaten uzak çekimlerde falan el feneriyle yakıp açmıştır. Ama onun dışında CGI hakkında söyleyecek çok bir şey yok. İleriki bölümlerde zaten kendilerini biraz daha uzun vadede belli etmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Neyse, geçelim. İlk olarak dizinin açılış ve ilk sahnesine daha demin de bahsettiğim gibi çok hızlı bir şekilde ayak uydurmamız için bahsettiğini düşünüyorum ki dizilerin genellikle olayı da budur. Zaten bu her dizide yapılır neredeyse. İşte yani en başına orijinde giriş yapmak yerine direkt olaya girerler ve yavaş yavaş olayı bize kavratmaya, anlatmaya çalışırlar. Tıpkı bu Inhumans'taki Triton'ın işte yeni bir Inhuman'ı bulma serüvenindeki olay gibi bir şey. Bunu tekrardan yaptılar ve buna değindiklerinden hoşnutum açıkçası. Ben beğendim bu olayı. Bununla geçeceğim arkadaşlar, ama CGI ve oyunculuk, yani ilk sahneden gördüğüm kadarıyla oyunculuğu da es geçmek istemedim. Çünkü özellikle dizide oynayan her bir kişinin
oyunculuğu bence top seviyede çok iyi. Yani başta iyi yazdım. Hatta not defterime şu anda şöyle gözüküyordu. Yani buraya başta iyi yazdım. Sonra fena değil yazdım. Yani inim bir tık üstü bana kalırsa. Sonra da mükemmel yazdım. Çünkü hani gerçekten oynayan her bir oyuncu oyununun, yani oyunculuğunun, oynadığı karakterin hakkını veriyor bana kalırsa. Ki zaten çizgi romanlarda çok fazla görmediğimiz karakterler olduğu için de hani çizgi romanda bu böyleydi, çok becerememiş de diyemiyoruz. Bunlarla hani X-Men modunda, hani nasıl söylenir ona, X-Men'in yaşadığı zorlukları falan, oyunculukları çok çok iyi yansıtmış. Çünkü hani biz X-Men filmlerini o kadar fazla izliyoruz ama hani 6 ay bekliyoruz, 7 ay bekliyoruz, 1,5 saatlik bize bir film veriyorlar. Ama bunun yerine artık bundan sonra özellikle Gifted'la beraber, Inhumans'a da çok değineceklerini düşünmesem de özellikle Gifted'la beraber arkadaşlar, hani X-Men olmadan öncesi, yani adam akıllı bir mutant olmadan öncesinde o gücünün sana verdiği sorumluluklar, sana yüklediği zorluklar, tabii zaten bu gücün verdiği sana böyle dengesizliği zaten Legion'da suyunu çıkarmışlar, çok iyi bir şekilde yansıtmışlar, yanlış anlaşılmasın ama hani mesela burada da Stryker kardeşlerimizden erkek olan ve daha güçlerini yeni yeni öğrenen, ki bana kalırsa o ileride çok fena bir şey olacak ama o kardeşimizin hani gerçekten güçlerine hakim olması süreci falan bence çok güzel olacak. Çünkü ne zaman işte yavaş yavaş yapıyorum derken kendisini bir anda kaybettiği oluyor. Bunun beraberinde hani X-Men öncesi ve X-Men olması sırasından da öte X-Men'in içerisinden, hani X-Men boyutuna gelen kişiler de var. Özellikle bu Marcos, daha doğrusu iz süren abimiz, daha sonra işte dediğim gibi Marcos, o işte ışığı çıkaran ve Lorna ablalarımız mesela. Bunlar da X-Men olduktan sonra karşılaşılan zorluklardan bahsediyor. Zaten timeline içerisinde X-Men dağılıyor. Zaten genellikle hani nasıl söylenir, dizilerde hani yaşanmış kalıntıların falan sonrasında bir şeyler göstermeleri birazcık zor bir şeydir. Mesela bunu en başında biz Logan'da gördük. Logan'da işte bütün mutantların ölmesi falan olayıyla gördük. Hani burada da kısmen böyle bir şey olacaktır. Yavaş yavaş işte Apokalips'teki olay gibi yavaş yavaş mutantlar yeşerecek ve bizim işte başta Marcos ve bu iz süren abimiz olmak üzere biz yavaş yavaş bütün Inhuman'ları, kafa gitti tamamen New Inhuman, bütün mutantları yavaş yavaş bulmaya başlayacağız arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Onun dışında kadroya dönecek olursak, kadromuzda Bryan Singer var. Zaten Bryan Singer arkadaşlar filmleriyle ünlü bir abimiz. Özellikle filmlerinde, ki zaten burayı da not almışım, özellikle X-Men 2 olsun, First Class olsun, Wolverine'in bu trilogy olayındaki yeri olsun, gerçekten kendisi Marvel Cinematic Universe'te Fox'la beraber yapılan yapımlarda çok iyi bir yer alıyor. Zaten benim çıkarımımla beraber hani Fox'ta genellikle hani bilim üzeri Stan Lee her filmde yer alır. İlk bölümde de gözünüze çarpmıştır büyük ihtimalle. İlk filmde de yani ilk bölümde de film, yani dizinin ilk bölümünde de Stan Lee yer almıştı. Yer aldı. Benim de buradan çıkarımım, acaba bu dizide film kadar iyi bir dereceye gelmeye yani yaraşmaya yakın bir yapım olacak mı diye düşünüyorum. Çünkü kusura bakmayın, en son böyle güzel bir yapımı bana kalırsa Legion'da gördük. Legion'dan sonra zaten Marvel bayağı bir bocaladı ama dediğim gibi Legion'a yaraşır bir film, daha doğrusu bir dizi yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Bunun da ilk imzası Stan Lee ile beraber atılmış. Çünkü Inhumans'da ya da ne bileyim Iron Fist'te bir Stan Lee gördük mü? Hayır. Neyse, konuya geçelim. Onun da geçtikten sonra Allah Allah. Neyse, şimdi bölüm incelememiz arkadaşlar bitmiş bulunuyor ama ben dediğim gibi hani bundan sonra bütün incelememde bile olmasa bile bazı incelemelerim içerisinde bir sonraki bölümde neler olabileceğini söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak bölüm inanılmaz heyecanlı kapandı. İlk olarak bu Stryker ailesinin babası, zaten kendisi o kadar dark side'daki bir taraftaydı ki bana kalırsa, bir anda böyle çocuklarım diye hemen böyle light side'a geçince ben bayağı bir dona kaldım. Adama şu anda hala ben hayran bir şekildeyim. Bu arada 10 dakika falan oldu daha. Yani tamamen hala dizinin etkisinde olabilirim. En sonunda genel bir incelemesi tekrardan alacağım. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. O portalda belinden sniper'la vurulan babamız ölmeyecektir büyük ihtimalle. Ölürse bile ikinci bölümde hala onu yaşayarak göreceğiz. Yani ikinci bölümün ortalarını falan ölür. Onun dışında arkadaşlar bu Stryker ailesi tam karşıya, yani neden onları Meksika'ya da bambaşka bir şehire geçecekken böyle bir olay yaşadığı için ve özellikle bizim Marcos tam
bu portaldan atlamadan önce Strucker ailesinin velet çocuğunun o makineleri, o robotları böyle paramparça edebildiğini gördüğü için tamamen o çocuğa güvenip onu da ekibine katacağını düşünüyorum. Onlar çünkü X-Men gibi yavaş yavaş şu anda o şekilde kurulmasa bile yavaş yavaş X-Men boyutuna geleceklerini düşünüyorum. Hani bir yandan işte bir ablamız işte o nedir ona hani kargoda gelen cıvı cıvı patlatmalı şeyler falan koyuyor duvara. O Strucker ailesinin ablası falan. Bence o ekip iyi bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar gücünü hızlı kazandı. Yani mesela o kadar bizim Strucker ailesinin veledinin ismini hala hatırlamıyorum ama işte ne bileyim işte Ahmet diyelim. Bu tamamen hayal gücümün sınır doruk noktasındayım. Diyelim ki Ahmet hala gücünün sınırında, böyle her zaman gücüne hakim olduğu zaman böyle sinirlendiğinde ortalık böyle karıştığı için son saniyede böyle bir patlama yaşaması çok güzel oldu. Zaten bu da Marcos'un gözüne girmek için başka bir şeydi. Söyleyecek çok bir şey de gerek kalmıyor zaten. Fox'un yeni yapım bir dizisi, hayırlı olsun. Zaten şu ana kadar Fox'un böyle çok fazla süper diziye imza attığı yok. Yanlış hatırlamıyorsam bir tek Gotham var arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bakın beni lütfen yanlış anlamayın ama bakın bu 10 Ekim'den itibaren Flash'ın başlamasıyla beraber zaten skala şöyle olacak. Pazartesi Simpson inceleme, Salı Supergirl artı Gifted inceleme, Çarşamba The Flash inceleme, Perşembe Arrow inceleme, Cuma Legends of Tomorrow inceleme, Cumartesi neden ona Inhumans inceleme artı The Flash neler olacak, Pazarda Arrow neler olacak. O nedenle araya Gotham ya da başka bir dizi maalesef sıkıştıramam. Bazıları diyor Cloak Dagger geliyor, bazıları diyor Krypton dizisi geliyor, maalesef bazıları diyor Black Lightning geliyor. Ona belki bir yerim olabilir ama dediğim gibi şu andaki planım budur. Zaten bununla ilgili ileride başka bir video daha yapmayı düşünüyorum. Neyse, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz sağ alttan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın babacımlar. Ay şimdi Orkun'un şıkmak şakması diyecekler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.